Evet, iki tane ADC'miz vardı. 12 kanallıydı. İkinci derste biz şunu göstermiştik. Bizim ADC'mizin, her ADC'mizin 4 tane seki unsuru var. Hem bunun da hem bunun da. ADC 0'ın ve ADC 1'in seki unsuru vardı. Şimdi seki unsurlar 800 0, 801, 802, 803 diye ayarlanabiliyor. Buradaki bir kanalı giriş olarak ayarlayabiliyorsunuz. Seki unsur 2'yi kullanırsanız 4 kanalı giriş ayarlayabiliyorsunuz. Seki unsur 1'i de kullanırsanız 4 kanalı giriş ayarlayabiliyorsunuz. Seki unsur 0'ı kullanırsanız da 8 kanalı aynı anda okuyabilebileceğinizi düşünüyorsunuz. Aynı anda değil de yani aynı kod içerisinde okuyabildiğinizi düşünüyorsunuz. Şimdi bunlar bizim arkadaşlar kanal numaralarımız. Biz geçen hafta temperature sensör yani sıcaklık sensörü işlem yapmıştık. Mesela P3'ten bir analog kanal okumak istiyorsanız AIN0 olarak isimlendirilmiş. Kanal 0 olarak isimlendirilmiş. Şimdi mesela biz bugün şu örneği yapalım. PE3'e biz bir tane pot bağlayalım. İşte 3.3'e bağlayalım. GND'ye bağlayalım. Ve buradaki gerilimleri bir okuyalım. Şimdi bunu yaptık ama hızlıca hatırlatmak adına söylüyorum şu anda. Şimdi bizim mesela ADC 0 çevre birimini kullanacaksak işte SS, CTL, FRAPL, ADC 0 diyorduk. Ve konfigür ediyoruz. Neyi konfigür ediyoruz? ADC'yi konfigür ediyoruz. Böyle bir sequence konfigür. Sequence konfigür ne demek? Biz hangi sequence'ı kullanacağız? 0'ı mı kullanacağız? 1'i mi kullanacağız? 2'yi mi kullanacağız? 3'ü mü kullanacağız? Örnek olarak biz sequence 1 ya da sequence 2'yi kullanalım. 4 kanalı aynı anda okuyabilelim diye düşünüyoruz. Aynı anda okumuyor yine söylüyorum da sırasıyla okuyor. ADC 0, hatta şunu şöyle bir gösterelim hızlıca. Yani konuyu anlamazsınız diye hatırlatıyorum arkadaşlar şurayı. Şu ADC 800 configure dediğimizde Enter'a bastığımızda UIN 32 base diyor arkadaşlar. Bu bizim hangi ADC'yi kullanacağımızı söylüyor. Tamam mı? Bu sequence number. Biz şu anda hangi sequence number'ı kullanacağız? İşte bir nolu sequence number'ı kullanacağız. Daha sonra ne söylüyormuş? Trigger nasıl tetiklenecek? Yani biz bunu nasıl tetikleyeceğiz? Bunu anlattım arkadaşlar ikinci derste. Onu muhakkak izlersiniz. Biz burayı yazılımsal olarak tetikleyeceğiz bugün. Ve priority de öncelik. Bu önceliği çok önemsemeyin şimdi arkadaşlar. Ve hemen geleceksiniz. Şunun yerine şunu yapıştıralım tekrar. Kodu nasıl yapmışız? Kontrol V. Tamam, şunları yazalım o zaman. ADC 0. Kodu kaybettik herhalde. Base. Sequence number 1 kullanalım. Trigger'ı ADC nasıldı bu? ADC software nasıl oluyor? Şunu şöyle. ADC trigger processor'muş arkadaşlar. ADC trigger processor yani işlemci processor tarafından tetikleyici. Tetiklemek ne demek? Yine onları o derste anlattım. Sıfırda öncelik buradaki. Şimdi sequencer'ı konfigür ettikten sonra her sequencer'a ait bir de step'ler vardı. İşte şu step mesela şu sequencer 1 ya. Sequencer 1'de 4 tane step var. Sequencer 2'de 4 tane step var. Sequencer 0'da 8 tane step var. Sequencer 3'te de 1 tane step var. Hatta gelin biz bugün 803 kullanalım. Farklılık olsun. Bir tane sequencer'ımız olsun. Şunların o zaman şunları sileceksiniz. Şimdi silelim. Sequencer bir tane. Deminden burası 1'di ya. 4 tane step ayarı yapmam gerekiyor. Şimdi sequencer 3 kullanacaksam da bir tane step ayarı yapsam yeter. O da en sonuncusu. Step'lerimizi ayarlıyoruz. Diyoruz ki bu step configure'ı bir bakalım. Şöyle bir kontrol X'te keselim. Step configure parametreleri de şöyleydi. Base hangi sequencer hangi step'ine ne ayarlamak istiyorsun? Tamam mı? Onunla ilgili bir ayar bu. ADC 0 base 3 nolu sequence 1 nolu step'i şu anda bir tane step olduğu için bir tane step'i var. Yani onun için bir tane ayar yapıyoruz şu anda. Bir tane step configure fonksiyonumuz var. Ve temperature sensor, interrupt enable ve end komutu. Bunlar aslında API'den gelen ayarlar. Interrupt enable'ını kullanacağımı da böyle söylüyorum. Temperature sensörü seçtim kanal olarak. Ben şimdi bu kanalı değiştireyim. ADC CTL kanal 0. Kanal 0'ımız neydi bizim? Kanal 0'ımız arkadaşlar datasheet'te söylüyor bunları. Hemen şu datasheet'ten bakalım. Yani datasheet'in alınmış yeri burası. İşte PE3 6 numaralı pin kanal 0 diye ayarlanmış ve ben kanal 0'ı okuyacağım şu anda. ADC 800 enable diyorsunuz. Aktif hale geçirdik. Şunları kullanmayalım şimdi. Kontrol 7 ile yorum satırına aldım. Dolayısıyla şöyle yapalım. Ana fonksiyonumuza gittik. Set init settings dedik. ADC ayarlarımızı yaptık. Başka bir şeye gerek var mı? Başka bir şeye de gerek yok zaten. Şuraya girelim arkadaşlar. ADC process trigger dedik.
ve val içerisine aldım bunu. Dedim ki ADC sen çalışmaya başla. Şimdi çalışmaya başladı ama burada bizim beklememiz lazım. ADC'nin çevre çevrimi bitirdiğini bilmemiz lazım. Şimdi bunun fonksiyonu neydi? ADC int status. ADC int status diyorsunuz. ADC bayrağını okuyacağız. Eğer bu ADC bayrağı 0 ise bekleyeceğiz. Şimdi hangi ADC'nin bayrağını okumak istiyoruz? ADC, yani bu kesme interruptında kullanıyorduk ya, GQ int status gibi. Onun gibi bir şey. ADC, nasıl geldi bu? ADC 0 base'i bekleyeceğiz. Buradaki de şey, şimdi şu anda yani buradaki bir de true ve false'dan geliyor. Bu true yapacağız yani normalde bunu. True yapacağız. Şimdilik öyle geçelim. Hemen bunu hatırlatmak adına anlattığım için true deyince kabul ediyor mu? Neyse bir de kalsın o true olarak. Şimdi ADC bir çevrime başlattık. Bir çevrim sürüyor. Dediğim gibi bunu derslerden dinleyin, önceki derslerden. Bu çevrim eğer 0 ise, yani şurası 0 olduğu için while içi ünlemle 1 durumuna geçecek. Ünlemle 1 durumuna geçtiği için ben burada bekleyeceğim. Niye? ADC şu anda örnekler alıyor. Ben tetikledim onu. Tetikledikten sonra burada bekleyeceğim. Adam 0'sa bekleyeceğim. Adam 0'sa bekliyorum. Adam 0'sa bekliyorum. Adamın 0 olması ne demek? Yani interrupt şu anda üretilmedi. Şu anda interrupt'ı aktif hale geçirmedim. Ama interrupt bayrağını okuyorum. Geçen seneki gibi hani TF0 bayrağını, ADC I bayrağını gibi şu anda okuyup duruyorum. Ve şu içerisinde boş bıraktım arkadaşlar. Tamam mı şu anda? Şuradan da false parametresi. Şunun parametrelerine bir bakayım neydi? Secure number, uitkun B masker. Tamam, şu secure number'mış. Secure. False. Tamam. Evet, şu anda bekliyor. Burada bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Çevrimin bitmesini bekliyoruz. Çevrimin bitmesini bekliyoruz. Tamam, bu kadarla bitirelim. Hızlıca geçelim burayı. Çevrim bitti. Çevrim bitti arkadaşlar. Ne yapacaksınız bu sefer? Bizim gidip de ilk önce bir bayrağı temizlememiz lazım. Şöyle bayrağı yukarı temizleyelim. ADC geçen haftaki gibi. ADC interrupt clear diyorsunuz. ADC interrupt clear dediğimizde o 232 ve 800 number. O zaman şöyle direkt kopyalayabilirim ben. Ctrl C, Ctrl V. Evet, bayrağı temizledik. Yani aşağıda temizleyeyim. Yukarıda her zaman ilk önce onu temizliyorum. Sonra software olarak tetikliyorum. Kendim tetikliyorum şu anda. ADC çalış diyorum. Yani set bit as convey gibi yani. Çevrim bitmesini bekliyoruz. Çevrim bittiyse şu trigger kaçmış bu? Trigger'a bakalım. 800 number. Orasını yanlış yapmışız. 800 number'a girelim. 3 yapalım. Her şey 3'e göre ayarladık değil mi biz ya burada? Tak tak tak. Yanlış yapmayalım da. 800 enable. Şurası 3. Tamam. Şu step. Step bir tane step bir olduğu için şurası 0 olacak galiba değil mi? Değil mi? Sıfırdan başlıyordu. Çünkü AD803'te bir tane step var. O da sıfırla başlar. Tamam, buralar doğru. Güzel. Tamam. Sıkıntımız yok. 3. Tamam, güzel. Şimdi ADC çevrimi bitirdi. Ne yapacağız arkadaşlar? Bizim gideceğiz. Oradaki verileri alacağız. ADC'den verileri almanın şeyi şu. ADC get diyorsunuz. Tamam, ADC800 get. Öyle bir fonksiyon yokmuş. Data get mi vardı? Ne vardı? Yani datayı get. Nereden alacaksınız? U232 base 800 number buffer. Hemen şuradan gidelim. 800 number'la ADC 0'ımızı alalım. Buffer'ımızda ne belirleyelim? Buffer şurada temperature olarak value diyelim. Şuna da gittik. Value olarak yazdık. Tamam. Olay bu kadar değil mi? Başka bir şeye gerek var mı? Başka bir şeye gerek yok. Bir derleyelim. Tamam. Şimdi ben hemen dersten bir dakika önce PE3'e bir tane potansiyometre bağladım. Aynen şuradaki gibi bağladım. İnşallah çalışır. Yani kablolarımda sıkıntı yoktur inşallah. Bir görelim, tamam. Bakalım. Ve ilk önce en şöyle biraz ortaya alayım. Ne olur ne olmaz diye.
Hatamız da yoktu. Bir çalıştıralım bakalım. Step step gidelim. Adım adım. Bir görelim. Hatamız var mı yok mu? Set init settings. ADC in clear. ADC trigger. Geldi. Value'muz patladı. Number format. Şuraya hex decimal yapalım. Tamam, decimal yapalım. Şu anda value gelmiyor. Niye gelmiyor? Ne diyor bu adam? Bununla bu parametre diyor uygun değildir diyor. Oyun 32T yıldız. Yıldız. Bunu biz dizim yapmıştık ya geçen hafta. Öyle yapmıştık değil mi galiba? Şu eleğimizi bir çıkartalım. Bunu dizim yapmıştık biz bir tane dizi yapmıştık galiba. Diziden dolayı mı olmuyor? Birlik bir dizi. Point 32'de tamam. Şunu derleyelim. Bir daha bakalım. ADC int clear, ADC 0, 3. step, processor trigger, 0'ın 3'ü, tamam tetikledim. ADC 0, 3 false dedim, süper, bekliyorum, data get dedim, geldi. Tamam, 1680. Arkadaşlar şunun dizi olması gerekiyormuş. Zaten uyarı verdi şurada bir tane dizi yapmadığımız için. Çünkü büyük ihtimalle point ile alakalı. Gördüğünüz gibi 1680 value. Şöyle en sola aldım, bakalım ne gösterecek. Şuraya şöyle yapalım. Şunun hemen altına bir tane bir şey yazayım. Hatta ADC int clear oraya iki tane yazayım. Bir de altı yazayım. Orada durdurmak için. Şimdi durduracağım ki size göstereceğim o değerleri. Şimdi bastım. Şu anda 4091 galiba herhalde 3.3'ün en tepe noktası. 4096 kaç olacaktı ya? 12 bit kaçtı? 12 bit 4096'ydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 4092'de. Evet. Şimdi biraz ortaya doğru çektim. 2026-63'te birazcık daha sağa çevirdim. Şimdi 2005'te en sağa çevirdim. O 1'e düştü. Birazcık sola çevireyim. Evet 6. Birazcık daha sola çevirdim. 115. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar verilerimiz geliyor. Düzgün olarak geliyor. Tabii geçen hafta yaptığımızda şurada step sequencer'ı 1 yapmıştık. Yani bunu değiştireyim dedim şimdi ders esnasında. Şimdi bunu biz kesmesini de aktif hale geçirmiştik. Yani şöyle kesmeyi aktif hale geçiriyorsunuz. İşte 2 tane global, 3 tane local ayarımız var demiştim. Siz hatırlıyorsunuzdur. Şöyle kontrol 7 ile bunları açarsınız. Şu neymiş? Interrupt. Interrupt enable. ADC 0'ın bu sefer 803'ünü kullanıyoruz. Şurası ADC int clear 3 dediğim. Şuraya ADC int register sequence numarası 3 kesme fonksiyonuna gidecek. Şurası ADC interrupt enable. Sonra biz bu fonksiyonlarda artık bir kez ama software olarak tetiklememiz lazım. Şunu geriyelim bir kez ilk kez tetikleyelim. İlk kez bir tetikleyelim. Ctrl C ile geldik. Şuraya bir yapıştırdık. Tetiklemeyi başlattık. While döngüsüne geri dönecek tabii ki. Yani biz ilk önce set in settings diyerek bunları ayarlıyoruz. Sonra while döngüsüne geldiğimiz artık bunlara gerek yok. Buna da gerek yok şu anda. Neyse o dursun. Buna da gerek yok. Çünkü interrupt gelmiştir. Zaten çevrim bitmiştir. Biz verilerimizi alalım şöyle. Ctrl X. Şuraya gelelim. ADC kesme fonksiyonu. Ha kesme fonksiyonu. Tamam. Kesme fonksiyonuna geldik buraya. Bunları yapıştırdık. Şunu tabii ki yapmaya gerek yok bu anda şu anda. Kesme geldi. O zaman ilk önce kesmemizi bir temizleyeceğiz. Sonra verilerimizi alacağız. Value olarak aldık işte. Sonra buradan çıkarken de kesmeden çıkarken de tekrar tetikleyeceğiz. Yani single conversion yaptığımız için continuous conversion yapmadım şu anda. Direkt tetiklememizi yapıyorsunuz. Olay bitti. Bu kadar. While döngüsü de boş şu anda. Görüyorsunuz. While döngüsü de boş. Tabii ki şunu bunu buradan kesmemiz gerekecek. Çünkü ADC kesme fonksiyonu içerisinde value diye bir değişkenimiz var. Ben o value değişkenini biraz global hale getirmek istiyorum. Bunun da çalışması gerekiyor tahminime göre. Bir hata yapmamışsak. Hemen onu da hızlıca deneyelim ve dersimize devam edeceğiz. Settings, while döngüsüne dönüyoruz. Tabii ki şuraya bir breakpoint koyalım. Daha doğrusu şuraya koysak daha güzel olur. Şunu kaldırdım, bir çalıştırdım.
Evet, kesme geldi. Value'muzu göremiyoruz şu anda. Global olduğu için göremiyoruz tahmine göre. Üzerine gelince çıkıyor mu? Çıkıyor. 108. Şöyle birazcık daha ilerlettik. 948. Bir daha bastım. Biraz daha çevirdim. Tamam, 1700 en sola çevirdim. 4090'lı bir değer çıkması lazım. Evet, 4095. Tamam. Tamam, burası bizim geçen hafta işte canlı örneğimiz olmuş oldu. Şimdi bugünkü hafta şunu yapacağız arkadaşlar. Biraz seri porta giriş yapacağız. Tamam mı? Seri porta giriş yapacağız. Seri portu yine API'li anlatacağım. Fakat bu ADC'nin API'si size hazır arkadaşlar. Size göndereceğim kodlarını. Yani API'siz nasıl yapardık bunları. Aslında mükemmel taraf o taraf. Size geçen haftalarda söylemiştim tabii ki ben bunu. Şimdi seri porta da böyle bir giriş yapalım. Seri porta başlangıç yapacağız. Akşamını anlatırız. Akşama da tamam, bunu buradaki projeyi yaparız. Şimdi size anlatmaya başlayayım. Ondan sonra orada da projesini yaparız. Seri port projesini ve ödeviniz var arkadaşlar. Ciddi bir ödev olacak tabii ki bu. Bilginiz olsun. Şimdi seri port için bir PowerPoint açalım. Şimdi seri portu niye anlatıyor? ADC niye anlattınız diyeceksiniz. Şunun için anlattım. Seri portta kullanacağız. O yüzden anlattım. Belki de projeye başlarız diye anlattım. Bir mouse bulmam lazım. Önce şöyle. Herkes bir tane potansiyometre sahibi olsun arkadaşlar. Şunu çıkartalım. Çünkü projenizi öyle yapacaksınız. Muhammed Emre, o iki ödevi toplayıp bir ödev olarak gireceğimi söylemiştim. Boşver abi, ne ödevi ya? Ne puanı? Biz proje yapalım, öğrenelim bir şeyler. Derdimiz o. Sen zaten yapıyorsun. Şimdi arkadaşlar seri port. Ders bitmezse dersin devamı arkadaşlar akşama, tamam mı? Çünkü akşamın dersi onlara göre hazırlıyorum yani. Çok derste işlemiş olmayacağız. Kesinlikle bu hafta bitirmemiz lazım seri portu. O yüzden akşam anlatacağım. Şimdi başlangıcını yapacağım. En kötü onlara kodlarını anlatırım yani ve projesini. Şimdi şu bizim mikro işlemcimiz, tamam mı arkadaşlar? Bu bir mikro işlemci. Şimdi başka bir mikro işlemci de olabilir karşınızda. Bu niye? Mikro işlemci. Mikro işlemciler seri portun niye kullandığımızı falan anlatmıyorum. Tamam, geçen seneki dersi dinleyin, YouTube'dan bulun. Niye seri port var? Niye biz bunu bu kadar önemsiyoruz? Niye dünya seri port üzerine dönüyor? En azından mikro işlemcisi olarak. Yani sizin haberleşme protokollerinin çoğunun altında seri port protokolü var. Hani haberiniz yok yani. Mikro işlemci. Burada başka bir mikro işlemci olabilir. Tamam arkadaşlar. Burada bir mikro işlemci olabilir. Şimdi bu iki mikro işlemci ya da bilgisayarla anlatalım arkadaşlar. Daha ilk önce o daha mantıklı olur. PC. Şimdi bu mikro işlemciler haberleşirken seri port teknolojisini kullanacaksa seri port teknolojisini kullanacaksa 3 tane bacağa ihtiyaçları var. Birincisi TX bacağı. Yazamıyorum yani. Niye yazamıyorum ben ya? TX bacağı. Ötekisi RX bacağı. Bu mu? Bir saniye arkadaşlar. Şu mouse'un niye hızlı hareket etmiyor? İngiliz hızı. RX, RX, tamam biraz daha iyi oldu. RX. Şu mouse'u çıkartayım. RX, RX. Bir tane de GND bacağına ihtiyaç var arkadaşlar. GND, tamam. GND arkadaşlar. RX, RX ve GND. Şimdi bu karşı tarafta da aynıları var arkadaşlar. Tamam, karşı tarafta da bunların aynıları var. Şurası TX, şurası RX, şurası da GN. Şimdi onun kulakları, geçen sene hatırlarsanız onun, benim ağzım onun kulaklarına gidecek. O şekilde bir konuşma şekli olması lazım değil mi? Çünkü dinlemesi gerekiyor, dinlememiz gerekiyor. Buradaki T transmit'ten karşılık geliyor. R de receive'den karşılık geliyor. O yüzden kablolamayı şöyle yapmanız gerekiyor. Fakat
Şimdi bugünkü derste tamam bununla ilgili sıkıntımız yok. Ama gerçek hayatta gerçekten sıkıntınız var. Ne gibi bir sıkıntınız var? Mikro işlemciniz 3.3 voltlarla 5 voltlarla çalışıyor. Ama mikro işlemcinin seri portu 12 voltlarla çalışıyor. Tamam mı arkadaşlar? Bir kez bir gerilim seviyeleri arasındaki bir fark var. O yüzden sizin buradaki gerilim dönüşümlerinizi yani sen buradan bunu böyle direkt bağlasan olmaz. Çünkü burası 3.3 volttan veriyor sana gerilimi. O yüzden gerçek hayatta geçtiğinizde bilgisayarla haberleşiyorsanız ki çoğunlukla haberleşeceksin zaten. Gerçi mikro işlemcinin en çok kullanılanı orası zaten. Çünkü bilgisayardan bir mikro işlemciyle ilgili bir şeyler yapıyorsunuz. Bilgisayara yönetiyorsunuz. Mikro işlemciye gidip onları yapıyor sizin yerinize. Fakat tabii ki böyle o bir şey olursa sıkıntınız büyük. Dediğim gibi geçen sene gidersin derseniz işte biz buraya radyo frekansı ilgili şeyler de bağlıyorduk vesaire. Yani onlarla ilgili hiç konuşmuyorum şu anda. Çünkü burada bir saatlik gevezelik bir nokta var. Sizin bildiğinizi düşünerek devam ediyorum. Şimdi burada normalde sizin gerçek hayatta bunu yaparsanız buraya bir tane entegre alacaksınız arkadaşlar. Bu entegrenin ismi Max 232 entegresi. Çok basit bir entegre. 4 kondansatörü var. Çok basit bir kondansatör. Yani 1 mikrofaradlık 4 tane kondansatörü var. O kadar. Bu sizin için gerilim ayarlamasını yapıyor arkadaşlar. Bu ne yapıyormuş? Gerilim ayarlamasını yani. Bu gerilim ayarlaması yapıyor. Gerçek hayatta geçtiğinizde bu muhakkak kullanmak zorundasınız. %100 yani. Şimdi burada ne yapacaksınız? İşte buradan TX'ten geliyorsunuz. Bunun bir tane girişi var ve bir tane de aynı yerden şöyle çıkıp devam ediyor ve çıkışı var. TX'i bunun gelip şöyle RX'ine bağlıyorsunuz. Sonra başka bir kabloyu da bunun TX'inden çıkıyor. Bunun TX'inden çıkıyor. Ve geliyor bunun RX'ine giriyor. Ve bu sizin yerinize bu aradaki gerilim seviyelerini ayarlıyor arkadaşlar. Yani 12 voltluk 3 volt, 3 volt 12 volta gerilim seviyelerini bu Max 232 entegresi ayarlıyor. Yani çok güzel bir entegredir. Ve GND'leri de ortak arkadaşlar. Şöyle GND'lerin hepsini de ortak yapıyorsunuz. Yani şunun da GND'si, işte bunun da GND'si ortak. Yani aslında böyle bağlamak mantıksız da şöyle GND, şunun da GND'si olsun. Şunu da GND'si şu şekilde. Bu şekilde bağlamanız gerekiyor. Gerçek hayatta bu şekilde kullanacaksınız. Şimdi biz bugünkü derste tabii ki bunlar yok arkadaşlar. Bugünkü derste yok. Çünkü niye yok bugünkü derste? Ondan bahsedeyim ilk önce. Şimdi bizim seri port haberleşmesi yapacağız diyoruz. Ama seri portla ilgili ne TX'imiz, ne RX'imiz, ne GND'miz var bugünkü derste. Çünkü biz bilgisayarız. Düşünün biz bilgisayarda Code Composer'da tamam kodlarımızı yazıyoruz. Mikro işlemciye gönderiyoruz. Mikro işlemci öyle. Şimdi birazdan açacağız. C# bir program yazacağız. C# mikro işlemci arasında kodları haberleştireceğiz. Fakat hani nerede bizim hani bilgisayardan sonra ki o Max 2 son tengeresi? Yok arkadaşlar. İşte bu bir eğitim kiti olduğu için çok güzel bize bir interface hazırlamışlar. Interface arayüz demek. Donanımsal arayüz hazırlamışlar. Bu da Aygıt yöneticisine girdiğiniz zaman buradaki bağlantı noktasına girdiğiniz zaman tabii mikro işlemci takmam lazım. Tak çıkartmıştım. Masum takacağım diye. Tamam taktık. Şimdi bakın burada bağlantı noktalarında çok ilginç bir şey söylüyoruz. Visitors virtual seri port diye bir şey söylüyor size. Yani virtual sanal. Yani gerçekten bize sanal bir COM port açıyor. Bize bir COM derler arkadaşlar buna. Sanal bir COM port açıyor. Gerçekten biz haberleşirken normalde USB üzerinden haberleşeceğiz. Yani çünkü bilgisayarımıza USB üzerinden bağlıyoruz. Ama birazdan seri port teknolojisini kullanırken gerçekte bu sanal seri port üzerinden haberleşeceğiz. Ve onun da adı da COM3'müş arkadaşlar. Tamam mı? Normalde piyasaya çıktığınızda yine bunun özellikleriyle ilgili çok ayarlamalar yapacaksınız. İşte bu COM portu kullanırken ben şu ayarlarda çalışmak istiyorum şeklinde. Bu ayarlardan bahsedeceğim yavaş yavaş. Tabii ki geçen sene hatırlarsanız baud rate, veri bitleri, eşlik biti olsun olmasın, dur bitleri, işte X flow yani akış denetimi falan. Bunlar geçen seneden ayarlanmış. Yani daha geçen seneden bahsettiğim şeyler. Gelişmişe girdiğinizde istiyorsanız bu komun numarasını falan değiştirebiliyorsunuz. Bunda da tabii işimiz yok ama piyasaya çıktığınızda bunlarla işiniz olacak bu konuda çalışırsanız. Ki yapacaksınız eliniz mahkum yani. İşte gerçek hayatta çıktığımızda dediğim gibi yine bunu TX, RX, RX, TX ve bunda ve ikisinin de aynı dili konuşabilmesi lazım. Yani burada bir yaptığınız ayarla burada yaptığınız ayarın aynı olması lazım.
Yani konuşma hızları aynı olması lazım. İki tarafın konuşma hızı aynı değilse haberleşemezler. Yani iki tarafın da seri port ayarlarının aynı olması gerekiyor. Şimdi ne gerekiyormuş? TX, RX genel. Süper. Şimdi demek ki bunlar bir pin arkadaşlar. Bu TX ve RX. Bunlar sonuçta pinler. GND de bir pin. Bunlar kesinlikle datasheetlerde bellidir yani. Bunlar datasheet'te bellidir hangi pinler oldu. Fakat biz bugün tabii sanal seri port kullanacağımız için yine belirteceğiz. Ve bu sanal seri portu kullanırken büyük ihtimalle onlar PA pinlerindeydi galiba. Koddan bakarak söyleyeceğim şimdi. PA işte 1 ya da PA 0 olması lazım. Bakalım şimdi başlayalım. Şuradan bir tane boş proje bulmam lazım. API'li input, API'li input. Şunu kopyalayalım. Hafta 0.10. Hafta 0.10. 0A mı olsun bunun ya? 0A olsun. Seri port. Başlangıç diyor. Evet, şimdi buralarla işimiz yok. Şunlarla işimiz yok. Boş proje açalım. Yazılar okunuyor mu arkadaşlar? Yani biraz daha büyütebilirim. Kare include ne ekleyeceğiz buradan arkadaşlar? Biz şimdi UART. UART.h. Niye çıkmadı bu UART.h? Ne diyor bu? Şöyle bir derleme işlemi yapalım. Tamam. Hatamız yok. Niye peki niye kare include driver lib yani UART.h. UART.h tamam. UART.h'ı yüklüyoruz. Tamam. Başka neye gerek var? Pinmap var mı? Pinmap'i de yüklemeye gerek var mı? Bakalım. Neyse. UART.h'a girdiğimizde neler var? Bakalım şöyle bir bakalım. UART.h'da fonksiyonlara bakalım ilk önce. Fonksiyonlar, ha, fonksiyonlarımız da burada. Güzel. Şöyle yukarı doğru tekrar çıkalım. Tabii ki burada güzel bir ayarlar bölümü var. Bunlar arkadaşlar bizim UART config diye bir fonksiyonumuz var. O fonksiyonun parametreleri. Data uzunluğu, stop bitleri gibi ayarlarınız var. Bakacağız şimdi bunları. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Ondan bahsedeyim. Şimdi mesela bizim mesela nasıl yapalım? İlk önce arkadaşlar şöyle bir şey yapayım ya. Ben değişiklik olsun. O yine şöyle dersi anlatırken nasıl anlatacağımı bir planlamadım. O yüzden sıkıntı yaşıyorum. Şöyle Putty diye bir program var. Onu ben bir indireyim şimdi. Siz indirmeyin. Gerek yok. Çünkü siz bunun yerine başka bir şey kullanacaksınız. Ama garanti olsun diye bazı şeyleri buradan da yapabiliriz. Putty'yi bir indireyim hızlıca. Putty bir seri port haberleşmesi programı. Biz birazdan bilgisayar satışlar C# Putty programını yazacağız. Yani yettiği kadar. Şimdi Putty'miz de dursun. Ben Putty'den size neyi göstereceğim? Haberleşme teknolojisinde kullanılan, yani seri portta kullanılan ayarlardan bahsedeceğim. Bu ayarları zaten biliyorsunuz. Deminden de söyledim yani. Bunlar baud rate'ler, data bitleri, data uzunlukları gibi ayarlar. Bu Putty de basit bir program olduğu için hemen hızlıca indireyim dedim. Hatta bir yandan da Sharp Develop programını indireyim ben. Sharp Develop programını da şuradan indireyim. Sharp Develop'u. Bayağı bir şeyle bağlantı yapabiliyorsunuz. Onu size söyleyeyim. Sharp Develop. Sharp Develop'da şuradan indireyim. Bunda C# kodlarını yazacağız arkadaşlar. 50 MB diye indiriyor. Normalde Visual Studio'da kullanabilirsiniz ama ben Sharp Develop'u çok seviyorum. 50 MB olduğu için bilgisayarım hiç yer kaplamıyor. Zaten Windows'u kullanmıyorum. Yani yıllardır. Sadece ders için kullanıyorum. Normalde Python'da da yazabiliriz yani. Çok basit aslında. Siz biraz daha C# gördüğünüz için. Evet yani SSH bağlantısı ben yapıyorsun Muhammed Emin o yüzden. Tamam, Sharp Develop 14 MB diyor. Yanlış diyor ya, bu yanlış bir şey var orada. Neyse. O dursun bakalım orada.
Şimdi Putty'yi bir açalım şöyle. Putty dedik. Putty'mizi açtığımızda bakın arkadaşlar. Putty'yi açtığınızda normalde bir sürü işlem yapabiliyorsunuz buradan. Şimdi siz göremiyor olabilirsiniz. Ben şu görüntü ayarlarını hemen birazcık daha büyüteyim. Ya eksi ufak görmeyin. Şöyle 125 yapalım. Şimdi tekrar açalım. Çünkü blurlaştı. Hatta Code Composer'da blurlaştı mı? Onu da kapatıp açalım. Code Composer. Tamam, açılı dursun. Şimdi Putty'ye açtığınızda şöyle bir ekran var. Normalde burada Session diye bir şey var. Session burada bağlantı tipleri var. Raw, Telnet, Login, SSH, Serial. Biz Serial'ı kullanacağız bugün. Tamam mı arkadaşlar? Serial'ı kullanacağız. Ve burada bir isim verebiliriz yani. Şuradan isim vereceğiz. Neyse. Birazdan yapacağız. Bakın burada Serial haberleşmesi yapacaksak en alta geliyorum. Yani. Serial Pro haberleşmesi yapacaksak en alta geliyorum. Ben buradan birazdan komutçu seçeceğim. Niye komutçu seçiyorum? Çünkü deminden bilgisayarımı sağ tuşa yaptığımda bağlantı yani aygıt yöneticisine gittiğimde benim şimdi masaüstüm gitti. Sağ tarafa geçmiş. Niye böyle oldu bu? Neyse sağ taraftan bir aygıt yöneticisini açayım ben size. Özelliklerden tekrar. Açtığımızda bu aygıt yöneticisine geldiğimizde bizim seri portumuzun bağlantı noktalarına baktığımda komutçu olduğunu gördüm. Değil mi? O yüzden komutçu oradan onu seçerek komutçu yazdım buraya. Baud rate'imiz işte 115.200 olabilir. Data bitlerin uzunluğu 7 olabilir, 8 olabilir, 6 olabilir. Size kalmış. Stop biti var mı yok mu size kalmış. Bu tamamen size kalmış. Ve sizin ayarlamanız gerekiyor. Bakın bu bir bilgisayar ayarı. Ben şimdi bunu bilgisayarda ayarladım değil mi? Birazdan MicroShamG'ye geçerek şimdi orada da ayarlayacağım. İşte o ayarları yaparken ki kullanacağım parametreler burada yazıyor. Bakın mesela data bin uzunluğu için ben işte bunu kullanmam gerekiyor. Length yani şurada. Şu V datadan geliyor. Ve length de length uzunluktan geliyor. 8. Ve burada da gelip Putty'de de gelip onu 8 olarak ayarlamam gerekiyor. Bir saniye arkadaşlar. Efendim Ömer. Daha başka ne var? Maskelemeyi geç. Mesela stop biti olsun mu olmasın mı? Stop biti 1 diyor arkadaşlar. İşte ben geleceğim buradan aynısını Putty'de de gidip stop bitini 1 yapacağım. Parity biti olsun mu olmasın mı? Parity none kullanacağım. Burada aynısını gelip yine none yapacağım. Tamam mı? Aynısı var bakın görüyorsunuz değil mi? Bakın burası MicroShamG'de ayarlayacağımız ayarlar. Burası da bilgisayarda bizim yazılım yaparak bir C Sharp artık Java bir şey kullanarak böyle bir program hazırlayacağız. Ve birazdan burayı bu exe ile seri portla MicroShamG ile haberleşeceğiz. MicroShamG'de şimdi kod yazacağız ve göndereceğiz. Ve bu ayarları yapacağız. Tamam mı? Şimdi şunları kapatalım. Nerede saat? Saatte 0:10 şu tamam. Main sil. Şimdi ayarlarımıza geldiğimizde şimdi uart.h'ı yüklemeniz lazım. Bu kesin yani. Bunu yüklemezseniz buradaki fonksiyonları kullanamazsınız. Şimdi fonksiyonlarımıza bakalım. Fonksiyonlar. Bu tabii ki fonksiyonlar ne olabilir seri portla ilgili? Şimdi birazdan ben şurada open dediğimde açmış olacağım. Tamam mı arkadaşlar? Open dediğimde açmış olacağım. Niye açmış olacağım? Seri portu açmış olacağım. Şimdi buradaki ayarlarımıza geldiğinizde bize bir kez bizim çevre birimini aktif hale geçirmemiz gerekiyor. Değil mi? Çevre birimini bir aktif hale geçirelim. SYS, CTL. Peki kaç tane seri portumuz var? Galiba bayağı bir seri portumuz var. Şimdi gözükür onlar. Tamam mı? Variable enable dediğimizde şuraya da SYS, CTL, şöyle alt çizgi variable dediğimizde nasıl yazıyorduk? Nasıl yazıyormuş? Büyük harfle variable alt çizgi şöyle U yazdığınızda bakın toplamda 8 tane seri port kullanabiliyorsunuz. Tamam, UART 0 dediğimiz. Çevre birimini aktif hale geçirdik. Bu kadar. Bitti. Yani istiyorsanız diğer çevre birimine geçirebilirsiniz. Ve o çevre biriminin kullandığı pinler sabittir. Şimdi onlardan bakarız. Ona da şimdi dersi güzelce projeyle bitireyim. Ondan sonra o kısmını anlatırım diye düşünüyordum ama bir yandan da kafanıza soru işaretleri çıkacak. Onları çözümlemek adına da şu data sheet'i açayım. Şuradan hemen şunu kapatalım şöyle. Seri port nerede? Burada uart.h. uart.h. Ben mi göremiyorum? Allah Allah. UART.h nerede burada? Heh şuradaymış. Evet.
Ve anlattığım şeyler burada söylüyor işte 8 data sheet işte bir stop biti one falan filan diyor. TX, RX'ten filan bahsediyor buralarda. Blok diyara. Bakın UART 0. Bizim şu anda UART 0'ımızı kullanıyoruz ya, onun bir RX'i var, bir TX'i var. Yani UART demek seri Universal Asynchronous Receiver and Transmitter demek. Yani şuradaki UART'ın anlamı Universal Asynchronous Receiver and Transmitter. Asenkron olması zaten çok önemli. U0 bu UART 1 şurası, UART 1'ler, UART 2'ler, UART 3'ler, UART 4'ler, UART 7'ler. Gördüğünüz gibi hangi pinlerden haberleşiyor? PA0 ve PA1'den haberleşiyor. Sen UART 1 kullanacaksan şunlarla haberleşebilirmişsin. UART 2 kullanacaksan PD6, PD7 ile haberleşebiliyorsun. Sizin ekranınız nerede? Ben sizi kaybettim. Belki soru soruyorsunuzdur. Evet, WinCE od olur arkadaşlar. Yeni gördüm o yüzden. Tamam. Bunlar bizim kullanacağımız pinler arkadaşlar. Receiver and Transmitter pinleri. Şu RX, TX dedikleri Receiver and Transmitter'dan geliyor. Tamam. Şu sizin ekranınızı şöyle biraz daha küçülteyim. Göremiyorum çünkü. Evet. Şimdi geldik. Ne yapacağız? Biz tabii ki şu anda deminden baktığımızda port A ile port B. O zaman gideceksiniz. Onları da bir aktif hale geçireceksiniz. Neyi? Yani GPU'yu aktif hale geçireceksiniz. Çünkü o GPU'ya enerji vermeniz lazım. CSCTL Ferifl neydi o? Nasıl yazıyordu? Ferif. Şuraya geleceğiz. Şunu yazacağız. GPIO A yapacağız. Tamam. O çere büyümünü aktif hale geçirdik. Niye? Çünkü PA0 ve PA1'i kullanacağım. Kullanacağım. Tamam. Bunu kullanacağım. Başka ne yapacağız? Burada arkadaşlar GPIO pin configure komutunu kullanacağız. GPIO pin configure. Bu GPIO pin configure parametresini biz ADC'de kullanabilirdik. Ben direkt kullanmadım. Burada kullanacağız ama. Control GPIO pin configure sizin burada bir parametre alıyor. Şimdi bu parametre şu. GPIO alt çizgi PA 0 çıkmadı büyük ihtimalle. Bakalım. Böyle bir şey olması lazım. PA çıkmıyor mu? Çıkmıyor. O zaman pin map'i mi yükleyeceğiz bakalım bir. Driver'li şuraya bir gelelim. Control include driver-lib pin map h. Burada pin map h yok muymuş ya? Pin map'te miydi o? Bakalım burada mıymış? Evet, galiba burada. PA. Evet, PA. PA'mız neydi peki? PA'mız neydi bizim? PA'mız PA0'ımız RX, PA1'imiz de TX, tamam mı? PA0'ımız RX. Zaten kodda öyle çıkması gerekiyor tahminime göre. PA0 yazdığımda, evet U0 RX, tamam zaten aynısı çıkıyor. Yine aynısını kopyalıyorum. Ctrl-C, Ctrl-V ve burada da U0, şuna da PA, büyük ihtimalle şu PA1'de U0 TX olarak çıkacak. Bir bakalım. Evet. U0 TX. Güzel. Şimdi bu bizim receive'imiz. Yani kulağımız. Kulak. Burası da bizim ağız. Tamam. Bu ikisiyle de seri portumuzu ayarlamış olduk. Şimdi burada GPIO bir tane daha parametremiz var. GPIO pin type. GPIO pin type. GPIO pin type. Hani GPIO pin type GPIO output yazıyorduk ya da input. Burada da UART olarak ayarlayacağız. Ayarlarken hangi portu kullanıyoruz? Burada tabii ki GPIO port GPIO A port nasıl yazıyordu? Port A şuraya hemen gel şunu base yaz gitsin. Tamam. Hangi pinler arkadaşlar? Hangi pinler? GPIO PA0 ile PA1. Yani buraya gelip de 0 daha doğrusu 1 or 2 dersek yine aynı şey olacak ama neyse. Akılda kalması açısından GPIO pin 0 or şunu kopyala. Hocam hoş geldin. Tamam. Burayı bir yaptık. Bakalım bir hatamız var mı? Bir görelim. Hatamız yok. Tamam. Şu 3 ayarla biz seri portumuzun hangi kanalı kullanacağımızı söyledik. Tamam. Şimdi geldik UART'ımızı deminki dediğimiz ayarları yapmaya. Burada UART yazdığınızda deminki fonksiyonların hepsi geliyor. Yani ne gibi fonksiyonlar? İşte şuradaki fonksiyonların hepsi geliyor.
Burada en önemlisi tabii ki UART config parametresi. Bakın şurada UART config set. Biz bu seti kullanacağız şimdi. Tabii bunun ne işe yaradığını düşünüyorsan hemen bizim bir data sheet'imiz vardı. Oradan bakabilirsin. Ben şimdi ders anlattığım için bakmıyorum oraya. Neredeydi UART? UART, UART burada. Evet şurada. UART config set. Şuraya gittiğimizde bakın burada bize her şeyi söylüyor. Hangi parametreleri alacağını zaten söylüyor. İşte base adres, UART clock, saat hızı gerekiyormuş yani. UART'ın saat hızı gerekiyor. Baud ve config parametreleri. Config parametreleri de bunlar. Şimdi yapınca anlayacaksınız zaten. Şimdi geldik fonksiyonumuza. UART config set. Tamam bunu yapacağız. Diyor ki saat hızın ne diyor, tamam mı? Saat hızımız ne? Bir kez base adresimiz, clock'umuz, baud hızımız ve config parametremiz. Tamam, UART config base bizim GPIO port A base değil, UART 0 base'imiz var burada. UART 0 base. UART 0 base'i kullanacağız, tamam. Saatimiz şu anda 50 MHz. İstiyorsan 50 milyon yazabilirsin. Onu yazmak tabii ki mantıksız. SYS, CTL, clock, get fonksiyonunu yap. Zaten senin için 50 milyonu oraya yapıştırıyor. Hangi hızla haberleşmek istiyorsunuz? 115.200 hızla haberleşmek istiyorum. O yüzden birazdan kutuya gelip orayı da 115.200 yapacağım. Şu anda mikro işlemciye alıyorum. Ve config parametreleri. Config parametrelerini şöyle bir enter yapalım. Hangi yerlerde yapmak istiyoruz biz bu ayarlarımızı? Hemen şuradan bir gelelim. Şu yukarıya çıkalım. Bizim ayarlarımızı orlayarak devam edeceğiz. Bir kez biz şuraya baktığımızda, kutuya baktığımızda data bitimiz 8, stop bitimiz 1, paritimiz none. Data bitimiz, data hızımız 8 ve neydi? Stop bitimiz 1 or, bir tane daha orlayacağız. Neydi bir de ne vardı? Unuttum ben onu. Paritimiz none. Nereye gitti o? Paritimiz şöyle none. Böyle yaptıktan sonra işimiz bitmiş oluyor. Config parametresini böyle orluyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Yani 4 parametre var. Base, saat, haberleşme hızı ve geri kalan hepsini de burada ayarlıyorsunuz. Şu anda ne oldu? Seri port ayarlandı arkadaşlar. Tamam mı? Peki UART'ın acaba enable'ı var mıydı? Merak ediyorum. Ben hatırlamıyorum ama UART.enable var mı? UART.enable var. UART.enable var. Tamam, varmış. Süper. Ben hatırlamıyorum nedense ya bunu. Şöyle bir derleyelim. Tamam. Şimdi başka bir şeye gerek var mı? Düşünüyorum. Ayarladık, ayarladık. Tamam. Şimdi şöyle bir deneme yapalım ya. UART. UART. Gönder. Ne göndereceğiz? Karakter göndereceğiz. Char. Char demek arkadaşlar. Char put blocking, non blocking var. Ben tabii ki her zaman non blocking çalışmanızı tavsiye ederim. Ama bugün char put'la yapacağım. UART char put. Put ne demek? Göndermek demek. Get demek. Almak demek. Put diyorsunuz. Nereden gönderiyoruz? UART 0 base'den gönderiyoruz. Nereye ne göndereceğiz? Tabii ki her zamanki gibi A'yı göndereceğiz. A karakterini. İsterseniz bunun yerine 65, isterseniz bir şey yazıyorduk ya. Bakarız şimdi onlara. A karakterini de gönderiyoruz. Gönderdik. Bakalım hakikaten gelecek mi? Merak ediyorum ben de. Gönderdik. Tamam bir gönderelim. Hatta durmadan A gönderelim. Tamam şimdi ne yapacağız? Şunu bir derleyelim. Gönderelim. Mikro işlemciye gönderiyoruz. Kodumuzu gönderdik. Çalıştırmadım daha. Şunu şöyle sola alayım. Kitap okuma saati mi? Çantanda kitap var baba. Onu okursun. Şunu da şöyle aldık. Şunu indirelim. Tamam. COM3 115.200 data biti uzunluğu falan. Şu session'a geleyim. Ben şu session'ımı isimlendireyim. Burhan Seri diyeyim. Şunu şöyle bir save'leyeyim. Pardon şuraya save'liyorsun. Burhan Seri diyelim. Save. Şurasını tekrar komiş mi yapacağız?
Evet, S işleme tekrar geldim. Onu isimlendirdim. Sevdiğim tekrar. COM3 seri port 115.200. Geri kalan ayarlar burada zaten var. Ve ben bunu bir open dedim. Open açtım. Karşıma böyle bir siyah ekran geldi. Şöyle bastım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranda bir sürü ağ geliyor. Tabii ki bunu yapmak istemiyoruz şu anda. Tabii mikro işlemci halen gönderiyor bakın bir sürü. Çünkü mikro işlemci ben durdursam bile mikro işlemci onu göndermesine devam ediyor. Bunu kapatıyorum. Şimdi tamam her zaman A'yı gönderdik. Şunu onun yerine şöyle bir tane V yazalım. Şunu kopyalayalım. Ctrl C. Şöyle. Şuna bir 65 yazmak istiyorum. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Şuna da bir tane 48 0x48 yazarsak ne gidecek onu da merak ediyorum. Şöyle bir veri gir dedik. Karşıya bir bilgisayara gönderdik. Veri giri karşıya bilgisayara gönderdik. Hatta şöyle araya bir boşluk olması adına şöyle bir tane boşluk karakteri göndereyim. ASCII format olarak E neydi bir ona bakalım. Onu da hatırlamış olunuz siz. Ya ben bilerek söylüyorum bunları. ASCII table. ASCII table'a girdiğimizde şöyle bir ya bu niye Google'da açılmaz ki? Bu Microsoft var ya Allah söylesin. ASCII görseller. Şuradan bir şunu açalım. Daha güzel. Benim en sevdiğim bu zaten. Ya burası E neymiş? E burada. E'ye baktığımızda güzel gözüken yok mu buradan ya? Şuradan bir E'ye bakayım. E 69 diyor. Acaba bu 69 hakikaten 69 mu? 69. A neymiş? 65. Tamam. A 65'miş. E 69'muş. Şunun yerine 69 yazalım. Şimdilik 69 desimur. Şöyle tekrar bir projemizi çalıştıralım. Nerede? Şunu geldik. Bunu mikro işlemciye gönderdim. Gizle. Burada bazı noktaları anlatmıyorum. Çünkü yani laf kalabalığı olacak. Niye 65, niye 48, niye işte falan filan. Hexadecimal. Bunları biliyorsunuz diye es geçiyorum çoğunlukla. Nerede bizim putimiz nerede? Putimizi bir açalım. Putimizi hemen şuradan Burhan seriye tıkladığımda aynı ayarlarla açılacak zaten. Open diyorum. Ama şuna çalışmadı. Tekrar çalışıyorum. İlk önce bunu durduruyorum. İzleyin arkadaşlar. Bir kez size şunu söyleyeyim. Seri port haberleşmeyle çalışmak gerçekten sıkıntılıdır. Yani onu size söyleyeyim. Puti. Şöyle ilk önce şunu bir açalım. Burhan seriden open dedik. Şu sağ tarafa aldık bunu. Şöyle bunu da yükledik. Yükleme yaptık. Çalıştırdığımız anda ilk önce ben bu adama veri gir diye gönderiyorum. Tamam, veri gir. A-E-R gir oldu. Yani niye ha, V değil ki. Ben veri gir A'yı nereden çıkarttım ben ya. Neyse. Biz onun yerine artık şunu yapabiliriz. Tamam. Mevzuyu anladınız. V. V yerine tabii ki buraya 69 yerine hexadecimal olarak da bir şey yazabilirsiniz. 48 galiba kaçtı? Unuttum ben. 30 neydi? 30 A mıydı? 30 şuradan bakalım bir. Neresi gelmiş böyle ya? Şöyle hexadecimal olarak baktığımızda 30 nerede? A nerede? 41'miş arkadaşlar. 41. V'de V'yi de büyük V harfi de 56 hex galiba. Tamam mı? 56 hex. Yani biz buraya geldiğimizde şuraya bu sefer 56 hex yazdığımızda tamam mı? Büyük ihtimalle veri girin tekrar gelmesi gerekiyor. Şöyle zaten putimiz açık görüyorsunuz. Putimiz açık. Direkt bir komutu göndereceğim. Yükledim. Evet veri gir geldi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buraya yazdığım şeyler gözükmez. Yani ben şu anda bunun üzerindeyim. Klavyeye basıyorum biliyorsunuzdur. Fakat gözükmez. Buraya yazdığım her şey karşı tarafı şu anda gönderiliyor. Yani bizim şu anda burası bilgisayarımız. Bu taraf mikro işlemci. Tabii bu veri giri kim gönderdi şu anda? Bizim mikro işlemcimiz gönderdi biliyorsunuz değil mi? Yani şimdi onu anlatmaya gerek yok. Bu veri gir benim mikro işlemciden geldi. Çünkü ben mikro işlemcime buradaki kodu yükledim. Çalıştırdığım anda benim bilgisayarıma buraya veri giri
göndermiş oldu. Evet, yoruldum. Şimdi Veregil geldi. Burada. Şimdi ne yapacağız? Tamam. Bilgisayara Veregil diye bir şey gönderdik. O da adam da veri girecek. İşte buraya ben şu anda siyah ekranda verilerimi girmeye çalışıyorum. Tabii ki gelmez. Gönderiyor ama şu anda, tamam mı? Şu anda yazdığım şeyler burada gözükmüyor. Ama gönderiyor. Karşı tarafa gönderiyor. Bu siyah ekranda sadece gelenler gözükür. Tamam mı arkadaşlar? Sadece gelenler gözükür. Gelen şey veri gir oldu. Tamam, ben de verimi gidiyorum ama karşı tarafa gidiyor. Şu anda mikro işlemciye geliyor ama ben onu almıyorum ki. Değil mi? Almam lazım. Şimdi geldik alma kısmına. Arkadaşlar bir 5 dakika dinlenelim. Ben gerçekten çok yoruldum bugün. 5 dakika ara verin. Bu dursun burada. Evet, devam edelim arkadaşlar. Buradaysanız tabii ki ben anlatayım da. Şimdi ne yapacağız? Verilerimiz geldi. Tamam. Şimdi while döngüsüne girdik. Ne yapmak istiyoruz? Şimdi bilgisayardan biz bir şey gönderiyoruz değil mi? Bu bilgisayardan gönderdiklerimizi de alalım. Şu anda ben mesela basıyorum. C ekrana basıyorum. Eyvallah Mustafa. Ben basıyorum buradan. Geliyor. Geliyor. Şu anda while döngüsünde geliyor yani. Ama geliyor. Benim ama geldi mi diye de sorman lazım. Yani bu kulağın sensörleri vardır ya. Aslında bütün her şey insanını takip ediyor yani bu durumda. Şu anda benim kulağımdaki sensörler durmadan veri geldi mi, veri geldi mi diye soruyor, tamam mı yani. Bir veri var mı diye de soruyor. Veri varsa da o veriyi alıyorum ben yani. Böyle bir mantıklı bir olayı var. Şimdi burada benim veri var mı diye bir soru sormam lazım. Yani sensör gibi düşünün yani, tamam mı? Bunun komutu neydi? Ben şimdi tam hatırlamıyorum ama. Büyük ihtimalle şuradan çıkartırız hemen. Bakın burada veri var mı komutunun sorusu UART char get alır arkadaşlar. Ama varsa yani get dediğiniz anda, hatta onu bir yapalım hani iş nasıl patlıyor bir görün yani. Neyse birazdan yapayım onu, şimdi şu dersi bitireyim de. UART chars avail. Avail demek var mı diye soruyorsunuz, tamam mı arkadaşlar? UART determines if there are any characters in the FIFO. FIFO first in first out diye bizim bir tane sıralı dizimiz var. Orayı hiç kafayı karıştırmayayım şimdi. Bool. Bakın dönüş tipi bool arkadaşlar. Bool. Veri var mı yok mu? Var mı yok mu? Yani bool dedi true ya da false'dur, tamam mı? Dönüş tipi true ya da false. O zaman biz hemen if diyoruz. Var mı? Nerede? UART chars. Chars avail, tamam mı? Avail nerede var mı? UART 0 base'de bir tane karakter var mı? False'sa çalışmayacak. Varsa tabii ki if'in içerisine girecek değil mi arkadaşlar bu sefer? Varsa if'in içerisine girecek. O zaman var olduğu için ben ne diyeyim? Şuraya nereye diyeyim? Şuraya char diyeyim. Gelen veri diyeyim. Char dediğin şey neydi char? Hatta unsigned diyelim. Unsigned. Çünkü zaten bizimkiler hepsi unsigned. Karakterler neydi? Yani sonuçta 65, 56. Neyse ne işte. Unsigned dedim o yüzden ben. Ya demeye de gerek yok. Kafanız karışmasın isterseniz. Chars avail. Gelen veri dedik. Eğer varsa gelen veri eşittir. Ne diyeceğiz? Gelen veri. Gelen veri niye eşittir? Git a. Neydi? UART. Char get. Nereden get? UART 0 base'den get. Al. Onu al. Put değil bu sefer. Get diyorsun. Tamam. Evet. Gelen veri varsa gelen veriyi tekrar geri göndereyim. Fakat da kafanız karışmasın diye gelen veri hakikaten şöyle yapacağız. Hani ben ne dedim demin size? Benim buraya yazdıklarım burada gözükmüyor. Yazdığım şeyin bir üst karakterini göndersin. Yani ne demek istiyorum? UART char put dedim. Neyi put yapacak? Gelen veriyi put yapacak. Artı bir olarak hani aradaki farkı görün diye. Ben mesela buraya başka bir şey basacağım. Bana bir fazlası gelecek. Bakalım bir. Tabii
Tabii ki buradaki bir fazlası matematiksel bir fazlası değil. Asçı bir fazlası. Unutmayın yani. Tamam. Yani ben bir yazarsam buraya bana 2 gelmiyor yani. Aslında 2 geliyor değil mi? Yine bak süper oldu ya. Bir gelirse 2 geliyor ama asçı olarak ayrı bir şey ya. Çok denk gelecek herhalde. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Veri gir. Ben mesela A girdim, bana B geldi. B girdim, C geldi. 1 girdim, 2 geldi. Bu da çok ilginç oldu. Karakter 1 gönderiyorum. Buna bir fazlası 2 geliyor. Tamam, 4, 5. Gördüğünüz gibi B yazdım, C geldi. M yazdım, N geldi. P yazdım, Q geldi. Biliyorsunuz bunlar ne yapıyor burada? Bu adam. Ben bastığım anda buradan bir karaktere burada Charles Avail oluyor. Gelen veri olarak alıyorum. Ve onu geri gönderiyorum. Aynısını görmek istiyorsanız tabii ki bunu yaparsanız da Echo. Bunun ismi Echo programıdır. Yani Echo yankı demektir. İlk önce seri port gibi ya da haberleşme teknolojilerinde ilk önce Echo programı çalıştırılır. İşte biz size bir Echo programı yaptık. Yani yazdığım veri geri geliyor mu diye. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde. Peki bunu C# geçtiğimizde nasıl yapacağız? Tabii bunu düşünmeniz gerekecek. Yani bunu C# programını ben akşam anlatayım bunu derste. Fakat tabii ki sizin ilk başta şunu kurmanız gerekiyor. Nerede kontrolcü? Ben indirmedim mi programı? İndirdiydim. Nereye indirdim? Ben şuraya dosya aç. Sharp Developer'ı kurmanız gerekiyor. Bunu next, 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 next diye kuracaksınız. Tabii ki burada benim anlatmadığım bazı yerler var. Onları siz çözebilirsiniz aslında. Çok basit. Mesela ne? Kesme fonksiyonu. Mesela şunlar. Charles avail komutu olmadan, Charles avail komutu olmadan burada soru soruyorsunuz. Veri var mı diye. Veri varsa gidip alıyorsunuz ve while döngünüzü burada meşgul ediyorsunuz şu anda. Meşgul ediyorsunuz. Burada tabii interrupt'ları açabiliriz. Interrupt'ları açmak için ne yapacaksınız? Tabii ki yine benzer şeyler yapıyorsunuz. Şuradan nerede yapmıştık en sonunu? Neyisiydi mi yaptık? Buradan gideceğiz. Şuradan interrupt'ları bir alalım. Şöyle. Neyse bunu yaparız daha sonra da. Yani burada interrupt'ları açacaksınız. Interrupt açtıktan sonra da bunu yapın muhakkak. Daha sonra tabii ki UART'ın interrupt'ları var bir de tabii ki. UART interrupt işte buradaki en önemlisi hangisidir sizce? UART interrupt enable. Büyük ihtimalle budur. Tabii interrupt'ın bayrakları var. Bunlara bir bakın. Ben de sizi hazırlarım olmazsa. Bu o kısmı şimdi anlatmıyorum. Belki akşama bahsederim. Şimdi C# bir kuruyorduk. Nerede o? Şimdi C# biz putty yapacağız. Tamam arkadaşlar putty yapacağız. Bir başlangıç yapalım. Akşama devam edeceğim. Tabii akşama onlara da anlatmam lazım. Sharp develop kurulmuş. İnşallah kurulmuştur. Bakalım çalışıyor mu? Şunlara tıklayalım. Boş verin. New solution. New solution'a Windows application. Burada Windows application. Seri port. 2020 birinci öğretim, birinci öğretim dedim. Sadece burada hızlıca bir tane bir şey göstereceğiz ve dersi kapatacağız. Devamını akşama anlatacağım. Akşam ama ADC ile seri portu birleştirip bir proje yapacağız. Ve sonra sizin ödeviniz geliyor. Burada design kısmı şurada. Arkadaşlar source kısmı burada. Design source yani Visual Studio'nun aynısı zaten, tamam mı? Bu çalışıyor mu bilmiyorum. Çünkü çok az megabayttı şu anda. Niye böyle olmuş bilmiyorum. Normalde 50 megabaytlık dosyaydı. Vallahi çalışıyor. 16 megabaytlık dosyayla C# kodu yazacağız. Güzel. Burada dediğim gibi source design, source design. Tabii ki burada buton falan kurmak istiyorsanız bunların hepsi sol tarafta. Tools'da burada var. Yani Windows Forms. İşte burada bir tane buton koyalım. Tamam mı arkadaşlar? Bir tane buton koyduk. Şimdi bu butona bir kod yazacağız. Butona çift tıklıyorum ve artık buton klikliyim. Tamam arkadaşlar? Şimdi design'e tekrar geldim. Buradan bir tane daha bir hatırladığım kadarıyla custom components'im vardı. Nerede vardı? Yani şurada components'lere gelince burada bir seri port var. Bunu formun üzerine sürüklüyorum. Burada seri port arkadaşlar. Bakın seri port ile ilgili ayarlar da. Nereden ayarlar? Niye gözükmüyor? Değiştirmişler bunların ayarlarını. Şurada bir yerden class'ta mı gözüküyor? Properties'en şurada sağda. Bakın burada seri port ayarları var. Biz bu seri port ayarlarını koddan ayarlayabiliriz. Burada programlama anlatmıyoruz. O yüzden buraları hızlı geçiyorum. Bunlar nedir falan filan diye söylemiyorum. Bunlar özellikler. Şurada fonksiyonlar var vesaire. Onda da sizin ilginiz olması lazım birazcık. Ama zor şeyler değiller tabii ki.
Arkadaşlar burada seri porta tıkladığımda bu gözükmeyen bir komponent. Buton gözüken bir komponent. Yani ben bunu çalıştırdığımda o seri port programı ekranda gözükmeyecek. Tamam mı? Burada seri porta tıkladığımda bakın bunun ayarları var. Bakın burada propelse gittiğinizde baud rate'leri falan filan. Biz baud rate'leri şimdi statik ayarlayalım. Normalde dinamik ayarlamamız gerekiyor. Ben statik olarak ayarlayayım. Data bit 8. Bir de ne vardı? Paritinan. Tamam. Stop biti nerede? Stop biti de var. Güzel. Zaten çoğunlukla da öyledir bu hayat. Gerçek hayatta da. Butona bastığımızda ne yapalım? Butona bastığımızda. Akşama bunu daha profesyonel gelecek. Şimdi en azından yani nasıl yapıldığı ilgili mantığınız görsün diye yapıyorum şu anda. Seri portumuzun hatta bunu da şu dizayna girelim. COM portunu ayarlayalım. Seri portun portumuz neydi? Portumuz COM3. Şunu COM3 yapalım. Bak bunlar statik olarak ayarlandı. Onlarla ilgili bir şey çalışmıyorum şu anda. Ve burada fonksiyonları var. Fonksiyonlar neymiş? Data received. Bakın çok önemli bir fonksiyon var burada. Şunu tekrar açtık burada. Başka bir şeye gerek var mı? Yok. Butona çift tıkladığımızda seri portta ilk önce seri portumuzu bir açmamız lazım. Tamam mı? Seri port. Seri port. Tamam, seri port diyorsun. Seri portumuzu açmamız lazım. Tabii ki open diyorsun. Tamam arkadaşlar? Bak bitti. Seri portu açıyor şu anda. Yani biz deminden putty'de geldik. Hani şurada open yaptık ya. Onun aynısı fonksiyon. Yani bu open yapılacak şey işte bak tam bu buton click yani. Bu bizim buton click'imizde bir sürü ayarlar yapılabilir. Ben şimdi çok yani buton click'imizde ve başka yerlerde bir sürü işlemler yapılabilir. Fakat ben şimdi onlara çok uğraşmıyorum. F12 şey dizayna tekrar tıklayalım. Ben bazı şeyleri karıştırıyorum. Ne oldu buna? Niye çalışmıyor? Dizayna geldik. Evet. Bir tane buton. Bu butona bir isim verelim. Buton tekstine com aç diyelim. Com aç. Tamam. Bu ismi com aç ama şey üstünde yazan tekst com aç ama ismi buton 1 yani buton 1. Yani benim adım mesela geçen seneler belki örnek vermişimdir hatırlıyorsunuzdur. Benim adım Burhan ama üzerimdeki tişörtte hero yazabilir değil mi yani? Böyle bir şey olabilir yani. Adam var diye bir tane çıktı. Hero yazıyordu üzerinde. Ama adamın adı başkaydı değil mi? Onu gibi yani. Adam üzerinde işte ne yazıyor? Adidas yazıyor. O işte bu. Komaç. Ama ismi buton 1 yani. Burada böyle düşünebilirsiniz yani. Komaç'a tıkladığınızda işte bu buton 1 klik yani. Tamam mı? Komaç klik değil yani. Adamın ismine klik yani. İsmi işte deminki söylediğimiz komaç. Şimdi burada bir tane daha buton koyalım şuradan. Windows form'a gelip şuradan bir tane daha form koyalım. Tabii ki en güzeli her zaman komaçınız varsa bir de com kapatınız olması lazım. Tamam mı? Buton 1 serial port serial port 1.close demeniz lazım. Her zaman close'unuz olsun arkadaşlar. Her zaman close'unuz olsun muhakkak. Tabii ki şuna bastığımızda çarpıya bastığımızda da close olabilir. Şimdi com aç'a tıkladığımızda bir tane de buton daha olsun. Profesyonel bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Akşam birazcık daha güzel olacak ama. Şurada bir tane de ne olsun? Mesela serial port 1 nokta tamam mı? Send ya da print ya da onu gibi şeyler vardır arkadaşlar. Tamam mı? Send mi varmış? Ne varmış? Serial port 1 nokta ne vardı? Şu an bir control space'e tıkladığımızda bakın burada fonksiyonlarımız var burada. Özelliklerimiz var. Bak database'e özellik olarak erişebiliyorsunuz. Yani burada database eşittir 8 diyebilirdik yani. Tamam. Fakat öyle yapmıyoruz. Biz onu statik yaptık zaten. O seri port 1'i yani seri port 1'i zaten biz burada geldik. Şimdi gözükmüyor burada hata var diye. Ayarladık. Şimdi buradan bakalım neydi gönderme komutu. Gönderme komutu read var. Read var. Write. Evet. Write. Çok basit bir şey. Write. Write diyorsunuz. İş bitti arkadaşlar. Gönderiyorsunuz. Tamam mı? Ne gönderiyorsunuz? Bakın burada söylüyor. String text, char, buffer. Bunları gönderebiliyor musunuz? Biz bir tane karakter bir gönderelim bakalım. Hakikaten gidiyor mu? C#'da böyle mi yazıyordu karakterler bilmiyorum ama bir çalıştıralım bakalım. Tamam çalıştırdık. Bir de mikro işlemcimize mikro işlemcimizde kod var mı şu anda? Kod var. Tamam. Ama ben bastığımda nerede gözükecek? Aha, güzel. Şuraya bir tane tıklayalım arkadaşlar. Şu gönderelim. Yani ben göndereceğim ama bir mikro işlemcide gözükmüyor ki. O zaman debug'da görelim değil mi?
O yüzden oraya bir tane breakpoint koyacağım. Tabii veri giri ben gönderiyorum fakat daha şu anda benim C# programımda gösterilecek bir ekran ayarlamadık. Bu niye? ADC programını açtım. Şuraya bir breakpoint koyalım. Gelen veriye. Bunu çalıştırdım. Tamam. Veriyi geri gönderdi ama gözükmüyor bende tabii ki. Comatch dedim. Buton 3 dedim. Tak bakın arkadaşlar durdu burada. Gördünüz mü? Durdu. Gelen veriye bakalım. Üzerine gelince çıkar. Gördüğünüz gibi. Hemen çok basit bir şekilde C#'tan yazdığımız kodla verileri gönderebildik. Akşam bunu biraz daha profesyonel hale getireceğiz. Şimdi akşam nereden devam edeceğiz? Akşam şuna devam edeceğiz arkadaşlar. C# programını tekrar en baştan dizayn edeceğiz. Ve bu sefer ADC'yi ayarlayacağız. Bazı bilgileri alıp vereceğiz. Kesme ayarlayacağız ve kesmeleri yapacağız. Akşam onu anlatacağım. Şimdi sizin ödevlerinizi söyleyeyim ben. Şimdi size aklınızda kalsın ve başlayın isterseniz. Ödevler. Yani bir ödev. Ödevler dediğim birkaç tane kısmı olacak. Ödev 1 diyelim. Ödev 1'iniz şu. ADC verisi 4 hanelidir değil mi? Yani 0'dan başlar. 4095'e kadar gider. Bizim LCD'miz vardı. LCD'nin işte birinci satırının ilk 8 hanesi saat oldu. O zaten ayarlanmış durumda. LCD'nin birinci satırının son 4 hanesinde de yani son 4 hanesi dediğimiz şey 8 tane var. 9, 10, 11, 12. ve 13. ve 14. kolonlarında ADC verisi gelsin. ADC verisi gözüksün. Normalde biz oraya sıcaklık basıyorduk. Sıcaklık sensörü aldatırmayayım dedim size daha basit olsun diye. Ödev 2 bu bizim ADC ödevimiz. Ödev 2'niz de şu arkadaşlar. Evet, ödev 2 bayağı bir kapsamlı. Ödev 2 anlamadığınız yerlere sorarsınız şimdi bu. Ödev 2'niz şu. Düşünüyorum şu anda bir yandan da. Bu ödev biraz zorlayıcı bir ödev ama. Akşam dersi muhakkak dinleyin o yüzden. Ödev 2 neyi? Ödev 2'yi düşünüyorum bir yandan. Bir. Şöyle. ADC verisi hem LCD'de hem de seri port programımızda gözükecek. Yani seri port C# programında gözükecek. Birincisi bu. İkincisi devam ediyor. Ödev 2 devam ediyor. Hem LCD'de hem de seri port C# programında gözükecek. Seri port C# programında C# ile ilgili çok şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Dersimiz C# değil zaten. Seri port C#'dan LCD'deki saatin İlk değerleri gönderilecek. Tamam mı? Üçüncüsü Seripo C# programından gönderilen metinler LCD'nin ikinci satırında gözükecek. Evet. Sharp'tan LCD'nin ikinci satırı temizlenebilecek. Evet. Ödev bu arkadaşlar. Bunlarla ilgili süreniz ne zamana kadar? Haftaya bir araya kadar ama ne zamana kadar düşmem lazım. Evet. Bugün ders bu kadar arkadaşlar. Mustafa var mı bir soru?
Elibro ne ya? Hocam bu Elibro ne? Eski in. Seni duyulmayabilir misin? O anlamadım ki sorunu. Bende nereden aldı? Bende var mı ki? SD'in pinini. O pin ne? Onu bile bilmiyorum. İlk defa duyuyorum Mustafa. Evet, diğer arkadaşlar sorunuz yoksa çıkabilirsiniz. Soru soranlar alabiliriz, konuşabiliriz. Hiç bilmiyorum Mustafa. İlk defa diyorum, tamam. Evet, diğer arkadaşlar çıkabilir. Bakalım kimler çıkıyor, bir görelim. Bir gün çıktı. Hüseyin. Yunus. Tamam, herkes çıkıyormuş, tamam. Güzel. Dersi dinliyor musunuz diye merak ettim de. Hadi eyvallah. Görüşmek üzere. Bitti dersin babacığım. Ne yapıyorsun?